Nereye gitti lan? Nereye gitti? Evlerine mi gitti o? Adam bizi gördü kaçtı. Ama baksana kuru kuru saygıyla. Hiç izah etmiyorsunuz böyle şeyleri direkt. Öbür olmuş lan. Geliyor söyledi. Arkama da arkama unutmadık değil mi? Hem ben işte orada bekliyorum. Hem de monsuz. Evet lan. Neredesiniz oğlum siz? Ya daha altı. Kahve nerede? Güzel sen oldun ha. Unuttu galiba. Bana bak. Oy. Dışarıdan yalnız içersin kerane gibi. Fazla ışık bu lan. Şunu açar mısın artık? Kameraya senin kamerayı aç altı. Ben buralarda fazla bu ışıklı görünmüşsün. Çok bir şeyler oldu. Açıldı mı? Açıldı. Nasıl lan kerane gibi? Şimdi ya. Oğlum dışarıdan bir baktınız mı aynı? Çok geçti ya. Oğlum şeyde siz söyleyin. Daha bir karanlıkta feci yani. Hani derler ki aranıyorlar bunlar. Randevu evi gibiyiz ha. Şuraya yan camdana telefon numarası alsalım mı? Oğlum çok şey çok feci yalnız ya. Çok abartı. O zaman ne diyoruz? Film Adamlar başlıyor! Bayanlar baylar, Film Adamlar başlıyor. Hani başlamadık. Bak başladı. Ne yaptın lan? Özledin mi bizi? Kahve bu benim mi? Evet bu senin. Çok özledim. Kahve senden önce geldi gördün mü? Tabii gördüm. Reklam yapalım mı? Sipariş edelim. Reklamlar! Değil mi? Reklam. Starbucks. Biz para aldık mı Starbucks'a? Evet alacağız. Arkama kaç para dolu lan. Alacağız. Alacağız. Nedense bu Türkiye'de hep böyle diyorlar. Alacağız. Ya işte biz Starbucks'a yazdık dedik böyle böyle biz sizinle çalışmak istiyoruz dedik. Onlar da siz bir önce bir işi görelim dedi. Evet, ondan sonra. Kahve için. İşte inşallah bir gün bizi görecekler. Dedik yani ya Starbucks olacak ya McDonald's olacak bir şey olacak yani. Üçünden dördünden bir tanesi olacak. Neyse haftaya bölüm gelmezse anlayın ki parayı kapmışız abi. Havai'de bir yerde. Evet. Hemen yapıştırıyorum konu başlığım var çok güzel. Allah hadi. Oscar ödülleri. Oo bende de vardı. İzlediniz mi? İzledik skandal. Son dakika en sonu verilen ödül. Evet hata. Saçmalık olmuş. Abi. Zarflar karışmış. Ben var ya sahneye çıkacağım, konuşmamı yapacağım. Dallamanın teki gelecek diyecek ki hayır siz değil onlar diyecek. Ama adamın kanalarım kan. Ben de diyecektim ki adamlar ne kadar medeni karşıladı. Adamın kanalarım altı. Ben orada gideceğim, konuşacağım, şey yapacağım. Verilmiş yani geri alınamaz. Şey için, sunucular için de çok kötüydü. Adam böyle bakıyor. Kadına bakıyor, şeye bakıyor, arkaya bakıyor. Orada seyirci zannediyor ki espri yapıyor yani biraz uzatıyor şeyi falan. Şaka yapıyor. Kıkır diyor mu? Adam en son açıklama yaptı. Arkadaş işte şey dedi, arkadaşlar demez tabii ki. Çok şok. Sen patron konuşmuşsun. Yani benim işte önümde böyle böyle yazıyordu. Emma Stone şey yazıyor, La La Land yazıyordu. Ben işte duraksadım, arkaya uzun uzun baktım ama siz bir şaka yapıyorum zannettiniz dedi. Ama ben şaka yapmıyorum. Abi, yalnız... Çok büyük bir skandal bizi. Evet. Altın kelebek bilmem ne falan. Son skandal ama. Yani skandal. Skandal yani. Ya bu işte televizyon işinde şizofren olacaksın tamam mı? Yani niye? En garanti işi bile her zaman oldu mu, bu tamam mı, şu tamam mı, şu oldu mu? Teyit. Hep teyit edeceksin. Yoksa hiç beklemediğin anda bir hata çıkıyor. Özellikle canlı yayında. Abi net yani ya. İşte çalışan kısmına inisiyatif vermeyeceksin abi. Böyle evet. Oluyor. Hadi basalım da gidelim. Hiç fark etme işte. İster Amerikalı, ister İngiliz. Yani insansan zannediyor. Ne yapalım? Nasıl kapatıyoruz, açıyoruz? Ne yapacaksın? Merak etme. Hayır, merak etme. Bilme öyle şeyleri sen. Niye? Hiç bak bu bozuklama oranı. Bozukluk yapmak istiyorum. Gelir öyle. Yine başlık Nihat Doğan. Ne olmuş Nihat Doğan'a? Anlat. Rezil oldu. O hep rezil oldu. Biliyor musun? Yok. Ya işte FETÖ davası şey... Ya onların ismi hiç aklıma gelmiyor ya. Ya birilerini böyle şık giydirmişler, davaya götürüyorlar tamam mı? Bu da tepki gösteriyor. Niye müsteşar, bunları... Müsteşar. Ha işte. Veriyor. Ama olayın başı bu. İşte FETÖ'cü de bilmem ne bunlar niye böyle şık filan. Müsteşarı işte diyor ki Nihat Doğan işte tweet atıyor işte
konuşmalarından dolayı bunlarla bizi şey altında bıraktığı için gerekli işlemler, hukuki işlemler yani başladı. Ne konuşmuş ki peki? Ya yorum yapmış konuyla alakalı. Niye bunları, bu adamları bu kadar şık giydiriyorsun? Birkaç tane de eleştirmiş bunları. Çok izleyemez. Bizi zor durumda, yani bizi zor durumda ne, ne, herkes kendi işine baksın gibilerinden bir şey söylüyor. Ertesi sabah Nihat Doğan programda giydiriyor herife. Müsteşarmış, müsteşar kim lan bilmem ne böyle. Aynen. Diyor ki herkes işini yapsın diyor. Ben, hey diyor, onlar eskide kaldı diyor. Ben diyor halk adına konu. Hemen de şeyini yapıştırıyor. Başka yolu yok ki. Bunlara diyor prim vermeyin diyor. Bak tweetini gösteriyorlar orada. Tweetini göstermeyin, bunlara takipçi kazandırmayın filan. Ondan sonra programdan 4 saat sonra özür şeyi metni. İşte saygısızlık ettik bilmem ne. Pazartesi programda. Üç katlı çünkü. Ne dedilerse. Oğlum çok uçmayacaksın işte. Ya uçmayacağım, birazcık da şey olacaksın. Müsteşar ya. Ayıp da karakter yok abi. Böyle girişiyorum ama. Herif rezalet. Söyler misin? Tabii ki. Nihat Doğan'ın karakterini. Yani hata yapsa da doğru söylese de bir şey fark etmiyor ki. Herif öyle bir şey olmuş ki. Ben utanıyorum lan adamın ağzını. Ne diye ya özetle. Valla kusura bakma. İşte böyle biz de mallar bahsediyoruz. Birkaç tane. Amacına ulaşıyor zaten yani. Ya program şeydi ya. Bizden ne amacına ulaşıyor? Biz isteyen herifin reklamını yapıyoruz. Yalnız yapıyoruz da şeyler de var. Hatırlıyorsan bir eskiden hani böyle bir skandal sözleri vardı ya işte. Hep böyle yapıyor. Evet. Nedense. Ben şimdi o konulara bakıyorum. Geçenlerde şey. Melek bir görmenizi isterdim yani suratını. Ben böyle zapping yaparken fazla kalamıyorum çünkü şey artık damarlarım filan acıyor. Ben de hiç katlanamıyorum. Ruhum filan daralıyor. Ondan dolayı böyle şey 5 dakika bakıyorum. Geçiyorum. Nasıl böyle kadınlarla ilgili şey cici cici konuşuyor. Onu değiştiriyorum. Değiştir. Geliyordu çünkü bir şey. Tamam, geçelim. Berkcan Güven. Kimdi o? YouTube'da anneannesi mi, dedesi olan mı? Anneannesiyle beraber video çeken bir delikanlı. Evet. Acayip sempatik, acayip komik. Çok beğeniyorum. Acayip evet, de. Daha önce bahsetmiştim. Acayip de gülerek izliyorum. Son bir muhabbeti var bunun. Hatta son iki muhabbeti. Belki izlemişsiniz, izlediniz işte. Berkcan Güven kimdir diye. Önce bölüm, bir tane bir bölüm vardı. YouTube bunun videosunu şey yapmış. Content ID'den mi, bilmem ne tepkimden de dolayı mı ne, sesini mi kısmış, kaldırmış mı ne? Kıyameti koparıyor. Sebep de babasıyla beraber hidrojen çekiyorlar. Sesleri değişiyor. Sesleri değişiyor. O yüzden geyik yapıyorlar. İşte toplum bilmem nesini işte tehlikeli örnek olacak, teşkil edecek diye ya videoyu mu kaldırıyorlar, bir şey yapıyorlar, uyarım oluyor. Bu çıkıyor. Nasıl bağırıyor ama? YouTube ananız diyor. Vuruyor. Tekme atıyor. Kıyameti koparıyor. Duruyor. Çıldıracağım ulan. YouTube diyor. Orkun Işıtmağı bilmem ne yaparsın. Bana gelince bilmem ne mi? YouTube senin ben bilmem ne falan. Abi var ya, çok tatlı bir herif ya. Acayip. Bu doğal yani. Video yine yayına girmiş. Başarmış. Bravo. Ses açık mı? Açık. Ondan sonra Sesi açmamışlar. Video girmiş, ses kalmış. Bu hafta da şey yapmışlar. Sokak röportajları bunu şey yapmışlar. Berkcan Güven kimdir diye sormuşlar sokakta. Abi kimse tanımıyor. Bu yine çıldırıyor. Evde kutuları tekmeliyor bilmem ne. Takipçisi var mı? Bizi izleyicine çıldırmasın çocuk şimdi. Abi herif çok sempatik ya. Vallahi gelse şuraya var ya, acayip de şaka atar yeminim. Bizim ne zaman 1 milyon olacağız? Yiğit'in kahvesini. Haftaya. Haftaya mı? Ne yapacaksın? 1 milyon ne artık? Yok be, 1 milyon olmayalım, ben istemiyorum. Niye? Ne dersek bir şey diyecek sonra herkes. Tamam, ne güzel işte. Laf edemeyeceğiz. Yorum. Saygı şu an demiyorlar. Yani bize karşı anlayışlı olmayacaklar. Yani kimse olacak, kimse olmayacak. Bu işin kaydısı kuralı bu. Tabii canım, yani 1 milyon olalım biz Efe, boş ver sen. Peki olalım, tamam. Tamam. Sen istemiyorsun diye 1 milyon olamıyoruz. Peki olalım. Bir sonraki başlık. Tamam olalım. Ben çok önceden yazmıştım. Türk yönetmenler Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz yazmıştım. Ondan sonra Mahsun Kırmızıgül'e bir şey yaptılar. Patlattılar. Evet, en son filminde. Vezir parmağı. Aslında ben şöyle bir konu diyecektim hani. Filmleri, Mahsun Kırmızıgül herkes kötülüyor ama filmleri hiç de öyle kötü değil diyecektim. Hani öyle girecektim konuya. Ama kötüymüş. Ama
Aslında kötü değil ya. Onda başka İzledim bir şey mi? Var herhalde. İzlemedim ya. Ama izleyeceğim. Bu olaydan dolayı izleyeceğim. Çok merak ediyorum. Konuyu bilmiyorum filmin ama Mahsun Kırmızı'yı dediğim Osmanlı'yı zaman... kötü gösteriyor diye. Tabii öyle bir şey var. Tepki alır. Öyle anladım ben. Abi Mahsun Kırmızı'yı dediğin zaman hep böyle melankolik, böyle küçük Emrah tarzı filmler geliyor aklıma nedense ya. Neden? Özcan Deniz de öyle. Tipi tarzı. Beş minare vardı ya artık o da bir melankolik değil. Ha, güneşi gördüm. Şey Özcan Deniz çok... Özcan Deniz'deki çok Avrupa'yı değil, Amerikan şey tarzı çekiyor. Mahsun Kırmızı Gün, Beş Minare öyleydi. Çünkü o tarz çekince zaten bize biraz çok yabancı geliyor. Yani Türk olarak o tür bir film çekilince o tarzda bir tık uzaklaşıyor zaten. Ya bir de ya, Özcan Deniz'in böyle bir 38 nolu bir bakışı var burada. Aynen. Gelemiyorum ya, abi. Evet, bazı dizilerde de bazı karakterler var öyle bakıyorlar. Birazcık hala John falan oynuyor. Cesur Yürek Bine diye bir dizi var ya bir tane orada. Çocuk hep böyle patlamaya hazır fıçı gibi geziyor böyle. Ya, poz zorluk ya. O hepsinde var abi. Bütün Türk dizilerinde var. Bir poz. John bakan erkek böyle. Biz niye aynı şeyleri yapmıyoruz? Güzel bu abi. Ya. Efe bugün mesela çok karizmatik. Çok karizmatik. Evet, bir bakış atsana şuraya gözünüze. Kaç numara bakacağız? Hangi diziye gider? Bu bakışı yakından istiyoruz ama. İçerideye gider. Şeyde. YouTube'da anca içeri sokar ya. Sen bir bakış at bakayım. Sen at bakalım şimdi ama yani. Karizma bakışı. Bak oğlum romantik bak o zaman. Yani. Attım bak bakış. Hangi? Dur be nereye? Bayağı porno film vermeyin. Sen at bakayım. Sen adam resmen şey yapmış. İşin gözlerinde sen at bakayım. Değil mi bakış oldu? Adam böyle yapmış. Senin Uğur Yalçı oldu. Yiğit at bakayım bir bakış. At bakayım sana. Ben çok atamam abi zaten. Aha olmadı. Zaten gözler küçük ya atsam da bir şey ifade etmiyor. Kameradan görünmüyor. Evet. Sen at bakayım yeşil gözlerini. Ben attım öyle. Attın mı? Şöyle bakış atayım şöyle olmuyor. Böyle kameraya gireyim olmadı. Film Adamlar bitti. Film Adamlara hemen abone ol. Bitti mi şimdi? Bitti iyi. Abone olunuz. Abone olunuz. Abonman!